Merhabalar. Bir marka sohbetlerine daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Akbaş ailesine ait mensup olan İlkay Akbaş'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz İlkay Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İlkay Hanım da bugün Gönül Ferah Otel markasını, sektöre ait gelişmeleri, sorunları konuşacağız ve daha pek çok şeyi. Memnuniyetle. Sevgili arkadaşım İlkay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün burada senin mekanında seni ağırlamak program konuğumuz olarak çok büyük keyif bizim için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Gönül Ferah ailesi olarak hem şahsım adına sizlere kendi mekanımızda konuk olmak ayrı bir mutluluktu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle efendim ben de senin şahsında bütün Gönül Ferah ailesine marka sohbetleri, ev sahipliği yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Bu aile şirketlerinin olsun, aile mekanlarının her zaman böyle farklı bir sıcaklığı oluyor. Havası, kalitesi bambaşka. Gönül Ferah Otel de benim çocukluğumdan beri şehir dışından gelen dostlarımızı ağırladığımız ve her kapısından girdiğim zaman böyle huzur duyduğum bir mekan. Tabii Bursa'nın çok eski bir oteli, tarihi bir oteli. Bursa deyince bir marka Gönül Ferah, evet. Akla gelen bir marka. Şimdi biraz önce bahseder misin? Gönül Ferah kaç yıllık bir otel? Kaç yıldır ailenizin bünyesinde? Tarihi değerlerinden, öneminden birazcık bahsedelim mi oteli? Memnuniyetle. Öncelikle tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Gönül Ferah oteli başlı başına kendine ait bir tarihi olan, hikayeleri olan, yaşanmışlıkları olan bir işletme. Hı hı. Biz aslen tekstilciyiz. Aile şirketi olarak tekstil sektörüyle uğraşıyoruz. Evet. Fakat belli bir dönem sonra farklı yatırımlara karar verme gibi bir yola girdik ve turizm sektörüne başladığımız ilk isim evet Gönül Ferah Oteli oldu. Hı hı. Çok doğru bir yatırım oldu. Buna gönülden inanıyorum. Bursa'da yaşayan biri olarak çok fazla konaklama ihtiyacınız olmadığı ancak yemekleriyle hep ve düzenlediği organizasyonlarıyla hep adını duyduğumuz bir mekandı Gönül Ferah. Fakat olayın içine girdikçe gerçekten tarih kokan ve çok iyi bir elden, çok iyi bir aileden devraldığımız. Evet. İnşallah bugün bizde yarın bir başkasında çok daha iyi ellerde değerine değer katılabilecek ve bunu hak eden bir müessese olduğuna gönülden evet. inanarak bunu söylüyorum. Baktığınızda 1890'lara dayanıyor evet hikayesi. Hmm. Ve ilk hamam mantığıyla yola çıkmış bir tarih kokan bir yer burası. Daha sonra 30 odayla konaklama, hamam ve konaklama şeklinde hayata devam etmiş ve bugünlere kadar gelmiş. Biz aile bünyemize 2005 yıllarında kattık ve daha sonra biraz daha büyüterek yan binamızı bünyemize ilave ettik. Kattınız. Elimizden geldiği kadar karınca kararınca bir takım yenilikler yapmaya çalıştık. Hı hı. Ancak makyaj bir görüntüdür ama işletmeye baktığınız zaman buranın her daim çok sevilen, evinde olma rahatlığını yaşayan misafirlerimize tanık olduk. Tabii kesinlikle. Bu bizi hem sorumluluğumuzu biraz daha arttırdı. Arttırıyor değil mi? Hem de daha farklı bir şekilde motive etti bizi. Ne güzel. Peki Gönlü Ferah ismi bir hikayesi var mı? Çok net hikayesini bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ancak ilk başta Gönlü Feza olarak başladığını, daha sonraki süreçte de Gönlü Ferah olarak döndüğünü ve biz de aile olarak hiçbir şekilde bu var olan değerli kıymetli ismi değiştirmeyi hiçbir şekilde düşünmedik. Çünkü hiçbir şekilde Gönül Ferah Oteli bilmeyen kişiler dahi Gönül Ferah öyle güzel bir anlam ifade ediyor evet, ki evet. Güzel bir şey taşıyorsunuz. Evet. İçini Peki, açan bir isim gerçekten. Evet, otelcilik işletme anlayışınız ve yaklaşımlarınızla ilgili bilgi verir misiniz bize? Şöyle söyleyebilirim. Ben şahsen turizm kökenli değilim. Aslen beden eğitimi öğretmeniyim. Hayatım boyunca hep çalışma hayatımın bir parçası oldu hı hı. ama işte çocuk büyütme dönemlerinde hı hı. isteğe ve tamamen arzuya bağlı olarak ara vermişliklerim söz konusu. Turizm sektöründe hizmet sektörü farklı bir sektördür. Evet. Tamamen empatiye kurulu bir bakış açısıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tek başına yapılacak bir iş değil. Çok ciddi, iyi bir ekip işi. Birbirine zincirleme ve çok bağlı bir
düzgün ve işinizi severek yapmanızı gerektiren bir sektör her şeyden önce. Referanslarınızın memnuniyet olduğu bir sektör. Kesinlikle. Tabii. Ve bizim için en büyük referans burada kendimi evimde gibi hissediyorum denmiş olması bizim başarımızın bir cümlesi. O his ama var yani cümlesi. Gerçekten o his var. O girdiğinde o evindeki huzuru, rahatlığı kesinlikle hissediyor insan. Evet. Aslında bunu da şeye bağlıyorum çok ben. Tamamen şey. Kurduğunuz ikili diyaloglara ve insan kesinlikle. İlişkilerinizin kuvvetiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mükemmel olmayabiliriz. Dekorasyona da baktığınız zaman görecelidir. Ama inanın oteli bünyemize katmadan önceki dönemde ki yapısında dahi bu restorasyon çalışmaları sırasında misafirlerimizden şöyle tepkiler aldık. Evladım niye bunları değiştiriyorsunuz? Biz bu gıcırtıları seviyoruz. Diyen bir sürü misafirimiz ne oldu. Güzel, onu arayalım. Ama buradaki de anahtar şu olarak değerlendiriyoruz. Tamamen dediğim gibi personelin misafirlerle olan diyalogları ve buna bağlı olarak da burada kendilerini evlerinde gibi hissediyor olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Sahiplenmenin geri bildirimi bu güzel bir geri dönüş. Evet. Ne güzel, ne çok mutluluk size. Veriyor tabii ki. Onun haricinde ekip olarak her zaman şunu savunuyoruz. İşinizi severek yaptığınız her şey ne olursa olsun iş olarak gelmiyor size. Hayatınızın bir parçası ve bunu o enerjiyle çalışıyorsunuz. Ve çok rutin bir şekilde zaten işler devam ediyor. Devam ediyor. Sevince kesinlikle. Devamı en güzel kesinlikle. Şekilde yaşıyorsunuz. Evet, evet. Peki İlkay Hanım, günümüz turizm otelciliği ile önceki yıllar karşılaştırıldığında aradaki farklar olarak neler söylersiniz? Ya turizm dediğiniz zaman hizmet sektörü bir hayal ve keyif satıyorsunuz. Ve buraya gelen misafirleriniz o keyfi, o lüksü yaşamak için geliyorlar. Evet. Bu her oteller için böyle. Biz Gönlü Ferah ailesi olarak butik, dediğim gibi tarihi dokusu olan ve o yaşanmışlıkları da bünyesinde barındıran bir müessese olmayı önemsedik her zaman. Ve baktığınız zaman da gerçekten Gönlü Ferah Bursa'ya mal olmuş. Bursalıların her şeyden önce. Kesinlikle. Ve Bursa'ya mal olmuş. Bursa'nın bir yüzü olarak hissediyoruz. Ve bu noktada da biraz daha farklı sorumluluk hissederek işletme mantığı yolunda. Evet, o mantığı benimsiyoruz. Baktığınız zaman şahsi fikrim olarak size şunu söyleyebilirim. Hı hı. Bursa hem evliyalar şehri aynı zamanda da Kaplıca şehri. Evet. Ama günümüze baktığınızda bir tek o konuda biraz üzülüyorum. Ama biliyorum ki yeni çalışmalar yapılıyor ve bu da beni çok sevindiriyor. Hı-hı. Bursa o kaybetmeye yüz tutmuş olan Kaplıca şehri unvanını şimdi onu soracaktım tekrar ben de. Kazanması çok arz ederim. Evet. Ne güzel. Evet, çünkü çok hakikaten kaybolmaya yüz tuttu. Bu Kaplıca şehri, termal şehri Bursa maalesef yeteri kadar değer verilmediğini son senelerde görüyoruz. Mesela ben 2000 senesinde gitmiştim Prag'a. O zaman işte Carlo Vivari, Prag'a çok yakın mesafedeki Çekoslovakya'da bir mineral sularıyla ve Kaplıca otelleriyle ünlü olan bir küçük şehir. Fakat nasıl bir turizm, nasıl bir turist akını? Yani Prag'a 3-4 günlük turla giden, değil mi? Bütün turistlerin muhakkak bir günlük bir turla bu şehre gitmesi sağlanıyor ve şehir tabii şahane, o trafiğe kapalı bir bölge, acayip temiz bir havası var. Şehir genelinde sigara içmek yasak ve bir mineral su, bir Kaplıca yani. Ama o kadar şık otellerle, o kadar güzel peyzajlarla, o otellerin değil mi şıklığı, güzel, o peyzaj evet. mimarisinin evet, güzelliği. Güzel şekilde yansıdığı. Yani ve o mesela hediyelik eşya sektörü oradaki, o porseleni meşhur olduğu için şehrin maşrapalar yapılmış. Evet. Bu termal suları, mineral suları içmek için çeşit çeşit model model. Ama oraya giden o turistler bir tane almadan dönen yok. Yani acayip bir bunun maddi katkısı da oluyor. Tabii ki. Ve o tabii tanıtım yani o pazarlaması. Evet, yani hep onu düşündüm yani o 2000 senesinden beri hep niye bu çekirge meydanda da bu otellerle biraz peyzaj değiştirilerek belki yine böyle bir
trafiğe kapalı bir bölge, bir kaplıcalar bölgesi. Hani aynı şıklık, aynı her şey var yani. Unumuz, şekerimiz, yağımız var ama helva yapamıyoruz hesabı, değil mi? Onun olacağını yani, düşünüyorum. Evet. Çünkü onunla ilgili yani, çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu tabii ki çok sevindirici bir olay. İnşallah, ne mutlu olur. Karlı Vivari'yi ben de görme fırsatım oldu. Hı-hı. Aynı şeyleri hissettim. Değil mi? Evet. Orada çok ciddi bir sağlık turizm sektörü var. Hı-hı. Ve çok iyi çalışan. Hı-hı. Ama biliyorum ki Bursa'da da bu konuda çalışmalar yapılıyor. Evet, belediyeler, valilik ve Sağlık Turizm Bakanlığı birlikte çalıştıklarını biliyorum. Bu en azından sevindirici haberi verebilirim. Evet, süper o zaman. Tabii ki bu ayrıca bir mutluluk kaynağı bizim için. Çünkü Bursa bunu hak eden ve var olan bu değerini biraz daha yüksek bir noktaya taşımasının mümkün olabileceği bir şehir. Evet. Peki. Başka meşhur alan, bir kestane şekerimiz var. Yani biz burada gelen turistlerimizi, misafirlerimizi mutlu edebilecek o kadar çok yerimiz var ki. Dağımız. Denizimiz. Dolayısıyla bunu çok daha iyi, kesinlikle. Yerüstü kaynaklarımız. Daha iyi olabileceğine inanıyorum ben. Daha güzel günler olacağını düşünüyorum. Ne güzel. İnşallah. Peki bu konuya ek olarak bu dinamiği sağlamak için kongre turizmi denilen de bir şey var. Tabii ki. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şöyle düşünüyorum. Kaplıca İstanbul'a turizmi buna ne tür bir katkı sağlayabilir kongre turizmi ve yapılanlar neler? Şöyle ki İstanbul'a Bursa'nın yakın olması hem avantaj hem dezavantaj. Artık İstanbul taştı, kendi kendine sağamaz noktasında. Tahmin ediyorum bu kongre organizasyonlarının ki Bursa'ya çok yakın olmasından dolayı biraz daha Bursa'ya kaydırmaları suretiyle fuarların, seminerlerin, sağlık turizmiyle alakalı fuarların da Bursa'ya biraz daha fazla yönlendirmesiyle ben bu hareketin biraz daha artacağını düşünüyorum. Hı hı. Bursa hem otel anlamında, hem toplum olarak, hem biraz önce saydığımız değerleriyle alakalı olarak bunu çok güzel bir şekilde kaldırabilecek ve dışarıdan pek çok misafiri ağırlayabilecek kapasiteli bir şehrimiz. Tabii. Ve bunun da en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum, gönülden inanıyorum. Zaten son dönemdeki otel yatırımları da bunun bir göstergesi. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Öyle. Peki sen çalışan bir annesin, iki tane evladın var. Bu çalışan anne olmayı nasıl dengeledin? Hem çalışma hayatı hem annelik, az önce bahsettin, ara verdiğim dönemler oldu dedin. Nasıl yaptın bunun ayarlamasını? Şöyle, isteğe bağlı olarak dönem içerisinde verilmiş aralar vardı. Hı-hı. Ve bundan da son derece mutluyum. Hı-hı. Yeni annelere de tavsiye ederim. Hem kariyer hem çocuk olmaz. Değil böyle mi? Bir şey yok. Çok zor. Ailede sağlıklı bireyler yetiştirmenin en büyük görev anne babaya düşer. Biri çok yoğunsa biri mutlaka ona destek olmalı ve onlara vakit harcamak zorunda, gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla o aralarımı çok keyifle verdim. Tabii ki çocuk büyütmek, hep şöyle söylüyorum, en büyük zanaat çocuk büyütmek. Yeni birer yetişkin yetiştirmek. Çok önemli. Ancak emek harcarsanız da şuna inanıyorum ki emeğin karşılığını gerçekten alıyorsunuz. Hepimizin evlatları kendine kıymetli ama bizim ilk önce anne baba olarak hayata çocuklarımızı alıştırmak, öğretmek, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. Her şeyden önce en büyük görevimiz olarak onu düşünüyorum. İyi birer insan gibi insan olabilmelerini sağlamak her şeyden önce. İnşallah istediğimiz gibi olmuştur. Bütün evlatlarımızda Allah iyi, güzel günler görmelerini nasip etsin. İnşallah. Ama tabii ki çok kolay bir şey değil evlat yetiştirmek. Kesinlikle. Bu arada iki oğlunuz var. İki oğlunuz var. Evet, evet. Biri 19 yaşında, biri 14 yaşında. Büyük, kocaman, iyice delikanlı. Evet, artık büyüdü. Genç şu an üniversite öğrencisi. Maşallah. Küçük oğlunuz orta sona gidiyor. 8. sınıf öğrencisi. Hayatlarında her zaman spor vardı, onu söyleyebilirim. Evet. O sebepten dolayı da çok fazla iş hayatına da zaman ayıramadım o süreçte. Evet, binicilikle ilgili çok ciddi başarıları var. Onları çok takdir ederek gözlemliyoruz. Maşallah, anne baba olarak da tabii çok büyük bir gurur. Çok mutlaka güzel bir gurur. Çocukların böyle başarılarını görmek. Peki şeyi soracağım sana, spora yönlendirmek çocukları, onların hem bedenen hem zihinsel gelişimleri açısından çok önemli değil mi? Sen mesela bu ikisi de çocukların, Erol da Ümit de binicilikle uğraşıyorlar, sen mi yönlendirdin, onlar mı yönlendi? Sporcu bir anne olarak mutlaka şöyle, burada eşim Erhan Bey'in de çok büyük
etkisi var tabii ki. Özellikle Erol'un ilk ata başlamasına vesile Erhan'dır. Onun ilk teşvik etmesi ve arkasından birlikte desteklememiz tabii ki başarıyı getirdi. Çok meşakkatli bir spor ama çok keyifli. Her şeyden önce şöyle bir ayrıcalığı var binicilik sporunun. İki canlının bir arada yaptığı tek spor. Evet. Dolayısıyla en çok gördüğüm fark şu. Bir canlıyla muhatap ve onun sorumluluğu da olan bir çocuk olarak duygusal zekalarının da çok iyi bir şekilde geliştiğini düşünüyorum. Değil mi? Zaten rehabilitede de çok kullanılan bir branştır binicilik. Çocuklarda da kullanılıyor değil mi? Şu an küçük oğlum futbolla ilgileniyor. Öyle o da iyi mi? Bir futbolcu olma yolunda. Ne güzel. Uzun yıllar manej gezen bir anne olarak şu ara futbol sahalarına takılıyorum. Ve çok fanatik bir taraftar olduğumu söyleyebilirim. Çok güzel, çok değişik. Tabii ki çocukları ilk başta spora yönlendirmek ya da bir sanat dalına, müziği de çok önemsiyorum bu konu bu arada. Okulda da, okulun orkestrasında da bas gitar çalardı Erol. Müzik de insana çok şey veriyor gerçekten. En azından özellikle günümüzde çok önemsediğim bir konu var. Yeni jenerasyonun çok bir alışveriş merkezi kültürüyle büyüyen maalesef. Ve mümkün olduğu kadar zamanlarını doldurmaları gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyiz. Evet. Dolayısıyla spor ve sanatın çok faydasını gördüğümü mutlaka söyleyebilirim. Mutlaka olmalı hayatlarında evet, kesinlikle değil mi? Olmalı. Bir spor dalı, kesinlikle müziğin olmalı. Bir kolu. Kesinlikle. Siz anne baba olarak belli bir yaşa kadar çocuklarınıza o alternatifi sunmalısınız. Hatta şöyle bazen söylemler olur veriler. Ya ben onu yap diyorum, bunu yap diyorum. Çok böyle ayran gönüllü bizimkisi. Ama eğer biz o dönemlerde bunları önüne sunmazsak, o alternatifleri sağlamazsak çocuk bunu akıl edemez. Çok doğru. Tabii ki biz önüne sunacağız. Deneyecek, sevecek, sevmeyecek, mutlu İçinden olacak, olmayacak mutlaka. Ve birini mutlaka seçecek. Evet. Seçip benimseyeceğini, o yolda ilerleyecek. Kesinlikle. O güzel. Seçtiği dalda da kendisini desteklerseniz, ortak olursanız, paylaşırsanız, dediğim gibi harcadığınız emeğin karşılığını gerçekten alıyorsunuz bir başarıyla. Ya da ona kattığı değerleri gördükçe, evet ben doğru yoldayım, iyi ki yapmışım diyorsunuz. Erol peki müziğe devam ediyor mu bu arada? Müziğe profesyonel olarak devam etmese de kendiyle, kendini mutlu edecek kadar bazen böyle biz bir araya geldiğimizde hadi oğlum al gitarını. O da ne kadar keyifli. Evet çok keyifli oluyor şey tabii ki. Yani paylaşımlarınızı artırıyorsunuz. Ortak bir duyguyu paylaşıyorsunuz. Keyifli oluyor yani tavsiye ediyorum. Güzel. Ufak peki ümidin var mı öyle bir müzikle ilgisi? Ufak da gitarla klasik gitara başladı. O daha çok olayın başında. O şu ara futbol hayatı bayağı bir almış ağır gitmiş vaziyette. Evet. Yaptıkları okul olsun. Projeleriyle ilgili de bir şeyler biliyorum ben. O konuda bir şeyler söyleyecek misiniz? Şöyle bizim gönüllü grubumuzla birlikte yapmış olduğumuz Mehmetçik Vakfı gecemiz vardı. Bu tarz sosyal hizmet ya da yardım gecelerinde çocukları da ortak etme taraftarıyım her zaman. Çünkü küçük yaştaki bir çocuğa o hazzı, o anı yaşatmadığınız müddetçe onu algılayabilmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarımla birlikte aldığımız karar doğrultusunda okulumuz da sağ olsun çok destek olmuştu o dönem bu projeye. Çocuklarımız bir sosyal hizmet komitesi kurdular kendi aralarında. Kermesler düzenlediler, bir gelir elde ettiler. Ve o gecenin biletlerini satın alarak kendileri o geceye katıldılar. Ne güzel. Onunla kalmadılar. Biz o gece yer göstermeyle alakalı olarak hostes ayarlamadık. Bizzat kendileri gelen misafirlerimizi masalarına yerleştirdiler ve orada bir emekleri oldu. Biz de bunun sonunda onlara birer teşekkür plaketi verdik. Hem o anı birlikte paylaşmaları, o geceyi beraber bize ortak olmaları, emek harcamaları tabii ki onlar için de çok ayrı bir keyif oldu. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle böyle küçük okazyonlarda onları da olayın bir parçası haline getirdiğiniz zaman sanırım o hazzı biraz daha düzgün hissettirebiliyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesinin karşılığındaki o hazzı lise yıllarındayken aşılamak kesinlikle. Çok önemli. Ağaç yaşken eğilir derler ya. Evet. Doğru. Aynen öyle. Yani. Sen zaten sıkça sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bir kadınsın. Bursa'nın güzel gönüllü kadınlarından birisin. İçinde bulunduğun yardım melekleri ekibiyle beraber maşallah şahane değil projeler ol, kotarıyorsunuz. Onun dışında da bireysel olarak da katıldığın birçok sosyal sorumluluk projeleri var. Son zamanlarda neler yapıyorsun? Yeni bir şeyler var mı?
Şöyle bizim yardım gönülleri dediğimiz grup arkadaşlarımızı biz de birlikte çok pek çok şey yaptık, evet, biliyorsun yakinen. Tamamen amatörce bir araya gelmiş. Ama çok başarılı. Evet, gönüllü amatör ama çok insanlarız, başarılı. Arkadaşız her şeyden önce. Evet. Orada da şöyle tanımlıyorum aslında biz o grubumuzu. Tamamen amatör ruhla profesyonel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Hepimiz ayrı bir rengiz ve hepimizin kendine göre farklı özellikleri var. Dolayısıyla birbirimizi iyi tamamlıyoruz. Ve işte elimizden geldiği kadar karınca kararınca bir şeyler yapıyoruz. Çok ama her şeyden şeyler. Önce başarının gelmesi şuna bağlıyoruz. Hepimizin eşimiz, dostumuz, sevenlerimiz sağ olsun bize de o kadar güveniyorlar ki bizimle beraber tabii ki o birlikten güç doğuyor. Tabii ki. Biz sadece vesile oluyoruz. Bakın biz bir projeyi ortaya çıkartıyoruz, imkanlarımızı değerlendiriyoruz, o ortamı yaratıyoruz. Ama gönül dostlarımızın destekleriyle gerçekten damlaya damlaya göl değil, okyanuslar oluyor. Oluyor. Evet, bu kadar az sayıda kadının... Evet, çok şükür oluyor. Bıraktığı etki. Yani iyi niyetle başlanmış her şey güzel gidiyor. Güzel değil oluyor. Çok gönülden inanıyorum. Evet, evet. Yani doğru olduğuna inandığınız bir projenin altına, yani küçük de olsa bir katkınızın olması güzel bir şey. O haz ancak hissetmek lazım. Evet, onu soracaktım şimdi. Hani getirisi ne bunun sana? Hani niçin böyle bir şeyin oluşumun içinde olmayı tercih ettin? Mesela imkanları olan bir insansın. Çok rahat tek başına da bir takım yardımlar zaten yapıyorsundur. Yapabilirdin de. Ama hani böyle bir ekibin içinde olmak, onun getirdiği haz bambaşka değil mi? Çok paylaşmak daha büyük. Aslında baktığınızda. Evet değil mi? Ya yani tek başınıza bu kadar bir şey yapamazsınız. Ya da şu da insana o hazı vermez. Evet. Yıllar beraber önce ben yapmak. Kulübümden ayrılma kararı almamın sebebi şuydu. O dönem çok yoğun çalışıyordum. Ve gerçekten almam gereken sorumlulukları alamamaya başlamıştım. Şimdi bir müddet sonra bu sizi mutlu etmemeye başlıyor. Yani kulüpten biliyorsun gitmemiz gereken ve gittiğimizde vermemiz gereken işte ödentilerimiz var falan. Ama bu artık bana hiç mutluluk vermemeye başladı. Çünkü o anı paylaşmak ve o hazzı paylaşmaktır esas olan. Tabii. Dolayısıyla ben o yıllarda izin istedim. Ama şu bir gerçek ki bugün doğru olduğuna inandığım pek çok projede elimden geldiği kadar yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Tabii hep ki. Bunu savunuyorum. Tabii. Bunu çocuklarımıza da söylüyorum, eşime, dostuma da, herkese söylüyorum. Gönlünüzden ne koparsa illa maddiyat da değildir. İnanın pek çok farklı projelere katıldık, yapmaya çalıştık. Orada var olmak bile bir yardımdır aslında. Evet. O yüzden en çok da bu yardımlarda paylaşmadan, birlikte bir şeyler yapmanın güzelliğini belki daha çok yaşıyorum. O yüzden böyle bir şeyi tercih ediyorum. Kesinlikle. Evet, o sinerjinin yansıması sadece maddi katkılarla olmuyor. Olmuyor ama gerçekten olmuyor. Öyle. Baktığınız zaman tek başına da hayat geçmez ki. Değil mi? Yani yalnızlık Allah'a mahsustur. Yani dostluk, bir şeyleri paylaşmak, bir sohbet etmek de ne kadar güzel ve özel kılar insanı. Kesinlikle. O anlamda bir grupla ya da işte sevdiğim arkadaşlarımla, eşimle, dostumla elimden geldiği kadar taşın altına elimi koymaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Son bu HETADER'le beraber, HETADER yararına bir organizasyonunuz vardı. İstersen biraz ondan da bahsedersen. Tabii ki memnuniyetle. Son yapmış olduğumuz organizasyon HETADER, hemofili ve talasemi hastası çocuklar için kurulmuş olan yeni bir derneğin yararına yapılmış bir geceydi. Hep şunu söylüyorum, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Doktor Elif Kazancıoğlu, Elif Güler Kazancıoğlu doktorumuzdan, sevgili doktorumuz, bu işe gönlünü vererek yapan bir doktorumuz her şeyden önce. Çok başarılı. Evet. Gerçekten çok kısa zamanda çok büyük işler çok yaptı. Çok katılımcı. Ve şunu anladım, duyduğumuz hastalık isimleri bunlar fakat detayı bilmiyoruz. Tabii. Ve hem önce kendime kızdım, yani niçin ilk araştırmadın? Ama belki de doğru zaman bu zamanda, onu da bilmiyorum. Çok güzel bilgiler edindik ve işte İpek arkadaşımızla bir şekilde bir araya gelmişler ve bu grupta konu oldu. Ve bu sene bir bölümde de HETADER grubuna destek olma kararı aldık. Orada öğrendiğim hastalığın gerçekten ne kadar meşakkatli bir süreci olduğunu, hasta profilinin 3 yaş itibariyle genelde çocuk olduğunu... Ve 3 haftada bir düzenli olarak alınması gereken taze kanın ve 5 günlük kan alınması gerekiyor. Bu detaylar çok küçük gibi gözükse de çok önemli çok detaylar. Önemli, kesin tedavinin ilik nakli olduğunu, ilik nakli dediğiniz zaman ay çok zor iş diye düşündüğümüz bir olayın aslında ne kadar kolay bir şey olduğunu ben Elif Hanım sayesinde öğrendim. Ve bu iş vesilesiyle öğrendim.
Dolayısıyla çok önemsediğim bir konu. Ve elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Çok daha da iyi şeyler yapacağız inşallah. Çok da güzel bir gece oldu. Evet. Beğeni buradan aldı. Sağ olsun Yeşim Salkın, Metin Uca. Çok iyi dostlarımız. Çok. Her zaman ne zaman ihtiyacınız olursa memnuniyetle gelebilecekleri yönünde de duygularını paylaştılar. Bu ayrıca mutlu etti tabii ki bizi. Çok güzel. İnşallah daha güzel şeyler de yapacağız. Evet. İnşallah. Buradan da diğer yardım gönüllüsü arkadaşlarımıza ve sevgili başkanımız İpek Özcan'a evet, da sevgilerimizi yolluyoruz. Bir programımızda da inşallah onları İnşallah. Hep beraber konuk İnşallah. Etmeyi tabii ki çok memnun oluruz. Çok arzu ederiz. Bundan sonraki peki projeler var mı HETADAR'la ilgili? Önümüzdeki dönemde yapacağınız? Şöyle düşündüğümüz projeler var. Fakat bu ara çok bir araya gelip bir şey yapamadık ama önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız. Sanırım o zaman daha çok kesinleşir neler yapabileceğimizle ilgili. Şu an çok net olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Yolunuz ancak benim hani şahsım adına ve Gönül Ferah ailesi olarak Perşembe günü eski kulüp arkadaşlarımı burada ağırlayarak Elif Hanım konuğumuz olacak ve bu konuyu daha detaylı olarak kendilerine açıklayacak ve inşallah oradan da onlara bir fayda gidecek yeni diye yeni düşünüyoruz. Katılımlar. Evet. O inşallah. Bir şeyin hani denize atılan bir taş gibi o dalgaların yayılması, büyümesi gibi. Kesinlikle. İnşallah daha da büyüyerek, kuvvetlenerek destekler çoğalsın. İnşallah. İnşallah. Evet, İnşallah. Önemli projelere dikkat çekmek hepimiz için belki bunu yaşayan insanlara katkısı paha biçilemez ama bizler için de yarın ne olacağız bilmediğimiz bir bakış açısı ile yaklaşırsak çok daha değerli olur. Biraz o empati kurmak benim hayatımı çok kolaylaştırdı aslında. Bunu işte hayatımın her alanına yaymaya çalışıyorum açıkçası. O yüzden de bir şeyler yapabilmek, faydalı olduğumu hissetmek beni mutlu ediyor. Evet. Ve herkesi de mutlu edeceğini düşünüyorum. Ve bir insanlık görevimiz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada sohbetimize biraz ara verelim. Daha sonra devam edeceğiz.